Ekmek teknelerimizin duvarlarına astık fotoğraflarını. O fotoğraflar öğretti bize bakışlarındaki kararlılığı, gücü. O fotoğraflar öğretti bize bir ülke kurulurken nasıl acı çekildiğini, o acıların hiç unutulmaması gerektiğini. Yüzünü gördük hep siyah beyaz filmlerde, sesini duyduk. Kurduğun cumhuriyetin 80. yılında sana bir armağan vermek istedik. Seni her zamankinden çok arayarak ve hiç unutmayarak. Umut İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmış, Havza'da, Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da ve nihayet Ankara'da bir mucize olduğunu ispat etmişti. Türk halkı kendi kaderini çizmiş, özgürlük ve bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştu. Artık yönetim şekli Cumhuriyet, ilan tarihi de 29 Ekim 1923'tü. Sarışındı, çelik bakışlı, mavi gözlüydü ve 42 yaşında reisi cumhur oldu. Yan yana gelmesi olanaksız grupları bir araya getirmeyi başardı. Amaç millileşmekti. Cumhuriyet elektriği, hava gazını, haberleşmesini, hatta suyunu bile yabancı ülkelerden alıyordu. Ülkenin millileşmesi için gerekli olan bütün altyapı hazırdı. Ahilik sayesinde gelişen sosyoekonomik kültür toplumun bütün dinamiklerini etkiliyor, bu sayede Türkiye'li olma duygusu katlanarak artıyordu. Türkiye hızla gelişiyor, adeta dört nala koşuyordu. 1929'da dünya ekonomik bunalım içinde inlerken Türkiye Cumhuriyeti bütçe açığı olmayan tek ülke olarak tarihe geçti. Üstelik Osmanlı'dan kalan borçları tıkır tıkır ödeyerek. Türkiye planlı ekonomi sürecine girmişti. Kurtuluş Savaşı'nda imkansızlıklarla top mermisi yapan sanatkar artık traktör motoru yapıyor, bu sayede fabrika bacaları gökyüzüne uzanıyordu. Devrimler birbiri ardına geldi. Halk evleri açıldı. Genç Cumhuriyet'in aydınlık insanları okuma yazma öğreniyor, hayatı tanıyordu. Milyonlar harcanıyor, bulvarlar yapılıyor, sokaklara modern aydınlatmalar getiriliyor, bakanlık binaları inşa ediliyordu. Yeni endüstri kolları gelişmişti. Cumhuriyet ticareti canlandırmış, halka sunmuştu. Halkın yüzü gülüyordu. Esen bu bahar rüzgarları 1938 yılında yerini fırtınaya bıraktı. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Türkiye bundan sonra yepyeni bir sürece girecekti. Cumhuriyet İsmet İnönü'ye emanet edilmişti. Hızla büyüyen genç Cumhuriyet milli şef önderliğinde yeni bir savaşa karşı direniyordu. İkinci Dünya Savaşı. Ülkede seferberlik ilan edildi. Kane ile alışveriş dönemi başlamıştı. Kıtlık, açlık, kara borsa, vurgunlar, yoksulluk. Tüm bunlar ülkenin 6 yıl boyunca acı gerçeği olacaktı. Savaş sonrası dünya yepyeni bir sürece girdi. Sürecin adı demokrasiydi. Türkiye bunun dışında kalamazdı. Çok partili hayata geçildi. Tarih 21 Temmuz 1946'yı gösterdiğinde ilk genel seçim yapıldı. CHP ve Demokrat Parti demokrasi sınavı verdi. İpi CHP göğüsledi. Meclisin ilk çok partili arenası iktidar savaşlarına sahne olacak, güç gösterileri başlayacaktı. İnönü ile Bayar arasındaki sürtüşme her geçen gün biraz daha artıyor, bu sürtüşmenin gelecekte ne gibi tehlikeler doğuracağını kimse bilmiyordu. 1950'de 23 yıllık CHP iktidarı devrildi. Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara gelmişti. Yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Bayar'ın başbakanlık için görevlendirdiği isimse Adnan Menderes'ti. Dışarıdakiler artık içerideydi. İktidar ellerindeydi ama iktidarın bir kullanma kılavuzu yoktu. Demokrat Parti iktidarı elindeki gücü nasıl yöneteceği konusunda ilk başlarda bocaladı. Bu boşluğu gören bir ülke vardı. Menderes artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Başlangıç için her mahallede bir milyoner yaratılacak. Türkiye küçük Amerika olacaktı. Amerika'nın açtığı kredilerle çeşitli yatırımlar yapıldı. Fabrikalar açıldı.
halkın savaş sonrası yüzü ilk kez gülmeye başlamıştı. Kapıda Kore Savaşı vardı. 1952 yılında Türkiye kendisinden kilometrelerce uzaktaki bir ülkeye, Kore'ye Mehmetçi'yi yolladı. Mükafatı ise NATO'ydu. 55'te artık borç borçla çevriliyor, toplumdan muhalefet sesleri yükseliyordu. Tabanını kaybeden hükümeti bir de parasını isteyen Amerika sıkıştırıyordu. Menderes bir anda yalnız kaldı. Ve 27 Mayıs 1960 sabahı Türk demokrasisi ilk sektesini aldı. Ama bu son olmayacaktı. Adnan Menderes dönemi bitmiş, Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yeni bir döneme girmişti. Artık siyaset sahnesinde yeni vaatler, yeni rüzgarlar esecek, Türk demokrasisi önemli sınavlara gebe olacaktı. 60'larda Türk siyasetine yeni bir aktör geldi. Bu genç, dinamik, yenilikçi mühendis, Demokrat Parti'nin mirasçısı olan Adalet Partisi'nin başına geçti. Süleyman Demirel. Demirel'in iktidara gelişi, dünyada ve Türkiye'de öğrenci hareketlerinin şiddetlendiği döneme denk geldi. Çatışmalar toplumun tüm katmanlarına sıçradı. Geçim sıkıntısı ve yoksulluk artmış, birçok dükkan yağmalanmıştı. Yaşanan sokak çatışmalarına 70'lerin hemen başında 12 Mart 1971'de asker dur dedi. Gerekçe anayasanın birkaç beden büyük olduğuydu. Gömlek daraltılmıştı. Bu ortamı kabullenemeyen bir kişi, CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, bu bana ve CHP'ye yapılmıştır diyerek görevinden istifa etti. Ecevit'le İnönü arasındaki hesaplaşma CHP kurultayında yaşandı. İnönü lafı uzatmayacak, ya Ecevit ya ben diyecekti. CHP seçimini yaptı. Ecevit dedi. Cumhuriyetin kurucusu ve mirasçısı İnönü, yeni liderin elini saygıyla sıktı ve siyaset sahnesinden sessizce çıkıp gitti. Karaoğlan efsanesi böyle başladı. Ülke zirvesinde iktidar kavgası sürerken, miting alanlarının coşkulu seyircisi halk, artık seyredecek yeni bir şey, televizyonu bulmuştu. Ancak bu da yetmedi. Umut, hayat pahalılığı yüzünden yurt dışındaydı. Bakkal Necati Güven, 500 bininci işçi olarak törenle Almanya'ya uğurlanmıştı. Almanya'ya gidemeyenler için büyük şehirler cazibe merkezi haline gelmeye başlıyor, köyler ve kasabalar hızla boşalıyordu. Şehrin kenarından şehre tutulmaya çalışan yepyeni bir kimlik doğdu. Varoşlar. 1973 seçimleri Karaoğlan rüzgarını da beraberinde getirdi. Halkçı Ecevit, Necmettin Erbakan'la birlikte CHP-MSP koalisyonunu kurdu. Ortak Erbakan, güzel İstanbul heykelini kaldırtıyor, bira satışlarını yasaklıyor, 60 bin yerli otomobil projesini açıklıyordu. Ecevit, gelişen olaylar karşısında şaşkınlık yaşarken Kıbrıs'tan gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Kıbrıs'ta Rumlar yönetime el koymuştu. Ecevit hemen yurt dışına gitti. Döndüğünde ise Ayşe tatile çıkmış, savaş başlamıştı. Türkiye ilk kez sınırlarının ötesinde bir harekat yaşıyordu. Kıbrıs harekatı sonrasında ekonomide yine kriz vardı. Bu Ecevit için tek ekonomik kriz olmayacaktı. Harekata karşı çıkan Batı ülkeleri ve Amerika, haşhaş ekiminin durdurulmasını da isteyince kaçınılmaz son oldu. Ambargonun getirdiği kıtlık yüzünden kuyruklar uzadıkça uzuyor, yaşam her geçen gün biraz daha zorlaşıyordu. Türkiye dünyadan iyice uzaklaşıyor, adeta tecrit ediliyordu. İçeride de sağ sol çatışması hızlanmıştı. Dünya görüşü birbiriyle tamamen zıt olan koalisyon tüm bu gerilime dayanamayarak parçalandı. Hükümet kurma sırası Demirel'deydi. Milliyetçi cephe hükümeti kuruldu. Ancak bu hükümette sokağın ve ekonominin yükselen tansiyonunu aşağıya çekemedi. O günlerde Türk halkı hayatlarından hiçbir zaman çıkmayacak olan bir canavarla tanıştı. Enflasyon. Ekmek 250 kuruş, benzin 270 kuruş, dolarda
15 liraya tırmandı. Bu gidişe bir yılbaşı günü 31 Aralık 77'de bu sefer asker yerine CHP dur dedi. Türkiye'de ilk kez demokratik teamüller işlemiş, genç soruyla hükümet düşürülmüştü. Cumhuriyet faziletini gösteriyordu. Top yine Ecevit'teydi. Ancak Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti de akan kanı durdurmaya yetmedi. Herkes artık bir taraftı ve herkes birbirine kuşkuyla bakıyordu. Tam anlamıyla toplumsal histeri yaşanıyor, bozulan ekonomi, sosyal ilişkileri tümden koparıyordu. Evler birer hapishaneye dönmüştü. Militanlar esnafa zorla kepenk indirtiyor, esnaf kepenkleri açabilmek için asker ve polisten yardım istiyordu. Taksim'deki kanlı miting, Kahramanmaraş, Çorum olayları birbiri ardına geldi. Ecevit uzun zaman direndiği sıkı yönetimi ilan etmek zorunda kalmıştı. Dış basın Türkiye'nin iflasını ilan ediyor, geçim kuyrukları katlanarak artıyordu. Ecevit, ekonomik kriz ve katliamlarla sarsılan Türkiye'yi toparlayamadı. İstifa etti. Ecevit-Demirel paslaşması sürüyordu. Demirel, ekonominin düzeltilmesi için bir sihirli değnek aradı. Sihirli değneğin mimarı ise Turgut Özal olacaktı. Demirel iktidara geldikten sonra inzivaya çekildi. Kimileri onun hasta olduğunu, kimileri de ağır baskılar sonucu istifa edeceğini söylüyordu. Oysa o, günlerdir tıknaz, gözlüklü, tombul bir adamla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'la çalışıyordu. Ekonominin düzlüğe çıkması için büyük bir proje hazırlanmıştı. Genelkurmay'a 3 gün süren briefingler verilmiş, program onaylatılmıştı. Tarih 24 Ocağı gösterdiğinde beklenen açıklama yapıldı. Hedefler iddialıydı. Liberal ekonomiye geçilecek, yokluk ve kıtlık ortadan kalkacak, fabrikalar çalışacaktı. Halk şaşkındı. Eşi benzeri görülmemiş zamlar birbirini izlemeye başladı. Akaryakıta %120, gübreye %400, taşımacılığa %100 zam yapıldı. Artık şoför arabasının kontağını çeviremiyordu. 24 Ocağı tepki muhalefetten geldi. Toplumsal patlama yaşanacak diyen Ecevit haklı çıktı. Unutulan sokak cinayetleri ve katliamlar yeniden gündeme geldi. Bütün bunlara Milli Selamet Partisi'nin düzenlediği miting tuz biber oldu. Mitingin şeriat gösterilerine dönüşmesi, İstiklal Marşı sırasında yere oturulması komutanları çileden çıkardı. Sağ-sol kutuplaşmasına laik, antilaik kutuplaşması eklenecek, irtica, terörden sonra darbenin ikinci önemli nedeni olacaktı. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. 12 Eylül sonrasında Türkiye'de yeni bir sayfa açılacaktı. Özallı yıllar başlıyordu. 1983 seçimlerine 2 gün kala Evren televizyonda Özal'ı eleştirecek. Özal çevresindekilere büyük hata yaptı, seçimi kesin alırız diyecekti. Dediği gibi de oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir dönem damgasını vuran Turgut Özal sahnedeydi. Halk Özal'la ANAP'ı tek başına iktidar yapmıştı. O günden sonra her şey değişti. Özgürlükçü söylemler, yenilikçi politikalar, dışa açılmalar ve özelleştirmeler. Köprüler halka satılıyor, bol bol reklam filmleri çekiliyor, halk devlet yönetimine ortak olduğunu hissediyordu. Satamazsınız. Satarız efendim, satarız. Gayet rahat satarız. Nasıl satarsınız? Özel sektör hiçbir hükümet döneminde görmediği desteğe sahipti. Dünyadaki teknolojik gelişmelerden bir haber Türkiye bu açığı hızla kapatmaya çalışıyordu. Özal her köye elektrik ve telefon götürmekte kararlıydı. Televizyon sayesinde halka ulaşılıyor, icraatın içinden programıyla Özal evlere konuk oluyordu. Tek kanallı televizyon dönemi bitmiş, TRT 2 açılmış ve Star 1 Türkiye'nin ilk özel televizyon olarak tarihteki yerini almıştı. Toplum kabuk değiştiriyor, tüketim çılgınlığı artıyordu. Süper, gross, hiper gibi kelimeler sıkça duyulur olmuştu. Türkiye'nin yeni sınıfı orta direk, orta direğin finansörü ise bakkal olacaktı. Kahraman bakkal süpermarkete karşıydı. Ülkenin sadece batısına yapılan yatırımlar uzun süredir kaşınan Güneydoğu sorununu kanattı. PKK türemiş, dağlarda eşkıyalar hortlamıştı. Amaç ülkeyi parçalamak, Kürt devleti kurmaktı.
olağanüstü hal ülkenin gündemindeydi. 1989 yılında meclis yeni bir sınav verecek, milletvekilleri cumhurbaşkanını seçecekti. Herkes yeni cumhurbaşkanının kim olacağını düşünürken şaşırtan açıklama Turgut Özal'dan geldi. Adayım. Özal artık köşkteydi. Tam bu sırada Körfez krizi gündeme bomba gibi düştü. Kriz Türkiye için adeta satranç oyunuydu. Amerika Türkiye'nin tam desteğini aldı. Kırmızı hattı telefondan gelen haberler halkı umutlandırıyordu. Bir koyup üç almamıza ramak kalmıştı. 91 ilkbaharında 1 milyon kadar göçmen Türkiye'ye sığındı. Savaşın faturası yine halka patlamıştı. ANAP'ta da sular kaynamaya başladı. ANAP tabanı Özal'a olan tepkisini Mesut Yılmaz'ı genel başkan seçerek gösterdi. Yılmaz ateşten gömleği giymişti, seçim dedi. Siyaset sahnesi coşkulu miting alanlarıyla şenleniyor, halk iki anahtar ve yeşil kart vaatleriyle umutlanıyordu. Ve vaatler kazandı. Demirel'in DYP'si birinci partiydi. Artık tek partili iktidar dönemi bitmiş, Cumhuriyet yeni koalisyonlara emanet edilmişti. DYP-SYP hükümetini bekleyen en büyük sorun terördü. Sonunda PKK'yı yok etmek için gerekli olan silah bulundu. Bölge kalkındırılacaktı. Güneydoğu Anadolu projesi hayata geçirildi. 1993 yılının 17 Nisan'ında Türk halkını şok eden bir haber yankılandı. Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı Turgut Özal ölmüştü. Herkes şaşkındı. Süleyman Demirel, Isparta'dan başladığı siyaset yolculuğuna bundan böyle 870 rakımlı tepede Çankaya Köşkü'nde devam edecekti. Koltuğunun yeni sahibi ise Tansu Çiller'di. Çiller, Cumhuriyet'in ilk ve tek kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Gülümseyen fotoğrafı bile batıdaki Türkiye imajını değiştirmeye yetti. Halk, Amerika'da ekonomi tahsili görmüş, kocasına soyadını vermiş, bu güçlü kadına Demir Lady'ye çok güveniyordu. Türkiye'de bacı dönemi başlamıştı. 90'larda kökten dinci akımlar etkisini artırıyor, kanlı olaylara zemin hazırlıyordu. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta yaşanan olaylar bunun kanıtı olacaktı. İrtica tehdidi, Güneydoğu terörü ve ekonomi. Çiller zor durumda, ortağı İnönü ise yorgundu. Tıpkı babası gibi siyasetten sessizce çıkıp gitti. SHP yola Murat Karayalçın'la devam edecekti. Çiller ve Karayalçın işe terörden başladı. Terörle mücadele 2. Kurtuluş Savaşı gibiydi. Silahlı kuvvetler başarılı operasyonlarla örgütün belini kırıyordu. Bütün bu başarılara rağmen ekonomideki yangın büyüyordu. Yangın 5 Nisan günü Çiller'in ağzından "Acı reçeteyi içeceğiz" sözleriyle duyuruldu. Yıllarca kemer sıkan Türk halkı bu kez acı şurubu içiyordu. Halk enflasyonun ayakları altında eziliyordu. %150 ile rekor kıran enflasyon, özelleştirme skandalları ve Çiller üzerinde dönen yolsuzluk iddiaları. Bu sorunlara koalisyon daha fazla dayanamadı. Türkiye yeni bir döneme gireceğinden habersiz yine seçime gidiyordu. 24 Aralık Türkiye'nin değişen kabuğunun kırılma noktasıydı. 80 sonrasında yaşanan değişim halka televole kültürü olarak yansımış, öteki Türkiye unutulmuştu. 24 Aralık 1995 öteki Türkiye'nin iktidara geldiği tarihti. Erbakan Çiller'le koalisyon kuracak, Refah Yol macerası başlayacaktı. Erbakan kendini hemen hissettirdi. Tarikat şeyhleri başbakanlıkta ağırlanıyordu. Rejim karşıtı bu hareketler toplumda hemen etkisini gösterdi. Sivil toplum örgütlerinin önderliğinde tüm yurtta eylemler düzenleniyor, halk Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin Yılmaz bekçisi olduğunu duyuruyordu. Sincan'da Atatürk karşıtı bir tirat, siyasette oynanan tiyatronun son perdesiydi. Askerin sabrı taşmış, hükümet muhtıra yemişti. 28 Şubat askerin de verdiği bir sınav oldu. Artık yönetime el konmuyor, kibarca uyarılıyordu. Türkiye demokrasi sınavını bir bir geçiyordu. Erbakan görevi Çiller'e devretmek amacıyla istifa etti.
Çiller yeniden başbakan olacağının verdiği güvenle Çankaya'dan çağrılmayı bekliyordu. Ama beklenen davetiye Mesut Yılmaz'a gönderildi. 55. hükümet kuruldu. Küçük ortak Demirel'in dava arkadaşı Hüsamettin Cindoruk, diğeri de ezeli rakip Ecevit'ti. Hemen hemen her gün üçlü zirveler yapılıyor, ekonomik programlar açıklanıyor ama hiçbir şey değişmiyordu. Toplum siyasetten, siyasetle toplumdan umudunu kesmişti. Üretim durmuş, istihdam azalmış, işsizlik artmıştı. İstikrarsızlıktan çıkış yolunu Ecevit buldu. Azınlık hükümeti kuracak, ülkeyi seçime götürecekti. İşte bu ortamda televizyon ekranlarına bir görüntü düştü. Elleri kelepçeli, midesini tutan bu kişi Güneydoğu'da binlerce can almış, bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan başkası değildi. Yıllardır akan kan durmuş, terör bitmişti. Ecevit Abdullah Öcalan mükafatını 99'da aldı. Karaoğlan sandıktan birinci çıkmıştı. En büyük sürpriz MHP'ydi. CHP barajı geçememiş, Türk siyasetinin gün görmüş partisine halk meclis vizesi vermemişti. Ecevit, DSP, MHP, ANAP koalisyonunu kurdu. Düzenlenen yemin töreni, ateşten gömleğin habercisi olacak, 3 yıllık iktidar boyunca sular hiç durulmayacaktı. Hükümet üyeleri arasında ortaya çıkan en ufak bir sürtüşme dahi yılların köklü sorunları altında ezilen ekonomiyi sarsıyordu. Türkiye gerçekten sarsıldı. Deprem sonrası Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük krizine koşar adım gitti. Demirel'in görev süresi doldu. Deneyimli politikacı artık emekli oluyordu. Yerine getirilecek isim belirlendi. Ahmet Necdet Sezer. 10. Cumhurbaşkanı mütevazı kişiliğiyle kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Türkiye, 19 Şubat 2001 sabahı yeni bir depremle uyanacaktı. Bu sefer yıkılan evler değil, ekonomiydi. Milli Güvenlik Kurulu'nun kapıları beklenmedik bir anda açılıyor ve Ecevit odayı sinirli bir şekilde terk ediyordu. İlk kez bir başbakan Milli Güvenlik Kurulu toplantısını terk etmiş, ayağının tozuyla basının karşısına geçmişti. Kriz tam bu sırada doruk noktasına ulaştı. Borsa düşmüş, dolar fırlamıştı. Herkes cebindeki paranın ne kadar değer kaybettiğini hesaplamaya çalışıyordu. Binlerce iş yeri kapandı. On binlerce kişi işsiz kaldı. Halk isyan bayrağını çekmiş, meydanlara dökülmüştü. Ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Ekmek kapısını yitiren esnafın ahi evran sabrı tükenmişti. Sayın Başbakanım, az ben bir esnafım, ben bir esnafım. Hükümetin eli kolu bağlanmıştı. Akıllara kurtarıcı Kemal Derviş geldi. Ekonominin patronu meclis dışından biriydi. IMF ve Dünya Bankası her alanda söz hakkına sahipti. Halk bunu bir kenara not etti. DSP iyice parçalanmış, ANAP ve MHP'de de sular kaynamıştı. Bu açmazdan kurtulmanın yolunu 3 Kasım'ın siyasetin aktörlerini değiştireceğinden habersiz Bahçeli açıklamıştı. Seçime gideriz. 3 Kasım 2002 seçimlerine halk siyasilerin hata defterini karıştırarak gitti. Artık fatura kesme sırası millete geldi. Bedel ağırdı. MHP, ANAP ve DYP'nin genel başkanları siyasetten silindi. Kitlelerden tek başına iktidar isteyen CHP ise tek başına muhalefet olmuştu. 3 Kasım'ın galibi, halktaki umutsuzluğu iyi gören ve ortaya çıkan boşluğu vaatlerle dolduran AK Parti oldu. AK Parti'nin siyasi yasaklı başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı Abdullah Gül'e emanet etti. Ve Türkiye'de yıllardır görülmeyen tek parti iktidarı başladı. Hükümetin hedefleri büyüktü. Avrupa Birliği yolunda hızlı koşulacaktı. Bunun için reform paketleri açılıyor, bakanlıklar küçültülüyor, ekonomik programa tam anlamıyla uyuluyordu.
yaşanan tüm sıkıntılara, girilen tüm darboğazlara karşın Türk milleti her zaman atasının gösterdiği çizgide yürümeyi başardı. Sanırız Cumhuriyeti cumhuriyet yapan en büyük güç de bu oldu.